ahlakını meçhetmede Kur'an diye sevdim. Kurbanım olan Şah Rasul kovalma kapında. Kurbanım olan Şah Rasul sefalar getirdiniz. Bana Başkanım, mahallemizde mahalle sakinlerini hep bir araya getirmek için böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için size ayrıyeten teşekkür ederim. Sayın Başkanım, mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerin mahallemiz olarak farkındayız. Bunlar kısaca ağaçlandırma çalışmaları, çeşitli parklar, Kur'an kursu, spor tesisleri ve benzerleri. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri de çöplüğün katı atık tesisi kurularak mahallemize gelen kokudan mahallemizin kurtardınız. Bunun için de size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Öncelikle önceki gün 13 tane askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında Şırnak'ta ve yine 3 tane askerimizin hain çatışmada şehit olduğu Diyarbakır Lice'deki askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ne güzel söylemiş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Vurulup alnından tertemiz yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana da gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ercümerç ettiğin edbara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder izan. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Tabii ki bu güzel günde bu anı bize yaşatan, başta belediye başkanımız olmak üzere, tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Her sene olduğu gibi artık geleneksel hale geldi. İlk iftarımızı Akkent mahallemizde yapıyoruz. Bugün buradan bismillah dedik. Gönül sofralarımızda inşallah havada müsaade ederse 5 mahallemizde, onun dışında da farklı noktalarda çocuklarla, gençlerle buluşmak suretiyle inşallah 25 bin, 30 bin civarında kardeşimizle
bu gönül sofralarımızda buluşacağız ve bunun rahmetini hep birlikte inşallah yaşamaya gayret edeceğiz. Değerli kardeşlerim, yılda bir kez böyle bir buluşmayı yaşıyoruz. Birkaç cümleyi de söylemeden geçmek istemiyorum. Üzerimizdeki görevin bir emanet olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bütün yıl boyunca mahallelerimizin hepsinde nasıl bir hizmet bekleniyorsa, altyapı, üst yapı, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler, sosyal belediyecilik çalışmaları, bunları olabildiğince yerine getirmeye gayret ediyoruz. Az önce muhtarımız burada yaptıklarımızın birkaçını söyledi. Ben tekrar onlara girmek istemiyorum. Ama burada geçen iftarımızda, geçen Ramazan'daki iftarımızda sizlere bir sözümüz olmuştu. Muhtarımız bizden talep etmişti. Biz de kendisinden sonra söz alınca, madem ki Akkent mahallemizin, hemşerilerimizin bizden böyle bir talebi var, biz de ona karşılık vermek durumundayız demiştik ve cami talebini değerlendireceğimizi, Akkent'imizi bir cami yapacağımızı söylemiştik. İnşallah Haziran ayının sonuna muhtemelen yetişmez ama Temmuz ayının içerisinde inşaatına başlayacağız ve bir sonraki Ramazan'da da sağlıkla sıhhatle erişirsek inanıyorum ki camimizi bitirmiş olarak inşallah Akkent mahallemize gelmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Dün burada son değerlendirmelerimizi yaparken yine uygun olan yerin buralarda bir yere büyükçe bir cami yapmak şeklinde olacağı belli olunca aşağıdan kardeşlerimiz vardı. Dediler başkanım aşağıya da yer lazım. Peki ne yapacağız? Aşağıda bir cami daha olmaz. O zaman oraya da bir mescid istiyoruz dediler. Onlara da tamam, camimizle beraber başlayacak ve 2-3 ay içerisinde inşallah bitecek bir mescidi de oraya inşa edelim dedik. Oraya da bir mescid yaptıracağız. O da sizlere hayırlı uğurlu olsun. Azalarımızla birlikte